Çok mu değiştim ben? Yok. 10 yılda ne kadar değişebilir ki insan? O hiç değişmemiş ama. Daha da yakışıklı olmuş. Babam bile tanımadı beni be. O nasıl tanısın? Niye bakıyorsun kendine öyle alıcı gözle? Hiç. Taze sevgilileri görünce böyle yalnızlığın geldi aklına. Yaşlanıyorum diye düşünüyorsun değil mi? Niye kapıştın kıza daha gelir gelmez? Ya huyunu önlemedin mi? Kıskanıyor seni işte. Hala çocuk gibi. Kapışmadım ya. Kendimi hatırlattım. Cadı kız kardeşin unutmuştur belki. Hafızasını tazeledim. Sıçratma kızım şu cadı olası başıma. Suyuna git. Mutlu ama çok değil mi? Ölürüm ben ona ya. Aşık da oldu nihayet. Hiç umudum yoktu biliyor musun? Böyle katılıp kalmıştı, içine çekilmişti babamları kaybettiğimizden beri. Sen sevmedin adamı. Ne alakası var ya? O zaman aklın başka yerdeydi. Dün geceden beri soracağım soracağım. Bak sen geldiğinde de bir acayipti. Sonra böyle küp gibi içmeler, türküler, kendini kaybetmeler. Neyin var senin? Babamı gördüm yine. Kızım derdin ne senin? Ne anlıyorsun bunca yıldır adamı gizli gizli izlemekten? Hem geçmişim yok benim diyorsun. Hem de gidip gidip... Bu sefer o da gördü beni. Neyi? Ya konuştunuz mu? Tanıdım seni. Kızım böyle şey söylenmez mi ya? Ben de nesi var bunun diyorum. Ne oldu peki anlatsana. Tanımadı beni. Tanımadı. Zaten yokum ben. Beni kimse tanımaz. Sonra yüzüme baktı böyle uzun uzun. İki elinde iki çocuğu. Biri Mehmet'in aynısı. Diğeri de Şadiye'nin. Öyle güzel oynuyordu ki çocuklarıyla. Tutmuş ellerinden. Gülüyordu. Babam. Babam ya. Çocuklarına gülüyordu. Allah Allah. Sonra bana baktı uzun uzun. Yüzüme değil ama gözlerime baktı. Babam. Seni kendi kızın tanımadı, kendi öz kızının gözlerine mi baktı hayvan? Tam beni ararken bir şey oldu, bir şey geldi başına. Açık açık ben Şadiye'yim dedim. Evet. Heh, mesaj geldi. Ha, babamdan. Ya belki babanla Şadiye birliktelerdir. Ne diyor? Bu tipleri tanıyor musun? Seni takip eden kadın kısa saçlısı. Uzun saçlı sarı olan da patronu. Yok ya, önemli bir şey değil. Neyse, abuk sabuk bir şey yazmış. Şadiye ile ilgisi yok. Yemek hazır. Bence yemek yiyelim. Hem bir de şu işi konuşmuş oluruz etraflıca. Hadi şef gel.
hadi. Irmak, çok güzel şaraplar almıştım bu gece için arabada. Gelsene bana yardım et, birlikte taşıyalım. Çocuklar alsın. Yok yok, gel sen gel. Ya her şey eksik ya. Sizin yapacağınız işte bu kadar işte. Evet Irmak, derdin nedir senin, anlat bakalım. Ne derdi ya, ne saçmalıyorsun sen? Ne oluyor burada? Fırat. Ne yapıyorsunuz burada? Şey ya, Narin bana bir fotoğraf gösterdi de hiç hoşuma gitmedi. Sildim. İyi de sokakta ne işiniz var? Sen çık istersen Fırat. Biz arabadan şarapları alıp geleceğiz. Hı? Sen aç kapıyı, ben alırım. Yok yok, hiç zahmet etme. Gerçekten sen geç içeri, biz geliyoruz. Ya, belki dedikodu yapıyoruz burada kız kıza. Geç. Evet Irmak Hanım, sen bin bakalım şu arabaya. Nasıl yani, niye? Seninle sessiz sakin bir yerde konuşacağız. Şarap almaya mı gitmişler? Ev şarap dolu. Anlamadım. Bir garip gözüküyorlardı zaten. Buyur bacanak. Masa gayet güzel gözüküyor. Vay Fırat Bey, ben gelmeyeceksiniz zannediyordum. Vallahi senin yemek yaptığını duyunca kaçırmak istemedim. İyi yapmışsın. Ya şarap almak ne kadar süre? Yemekler buz gibi olacak. Nerede kaldı bunlar? Manyaklıkta sınır tanımıyorsun artık ya. Eğer istersem suç duyurusunda bulunup 135'e birden süründürürüm seni. Başkasının gizli bilgilerini ele geçirmek suçundan 3 yıl hapis cezası indiririm tepene geri zekalı. Senin zorun ne be? Derdin ne senin? Ne düşündün ki? Ne düşündün bu bilgileri isterken? Ne düşündün? Ha? O kuş beyninle neyi halledebileceğini düşündün? Narin çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Hata yaptım biliyorum ama korktum. Fırat'ı kaybetmekten korktum. Sen onun evine falan gidince ben şüphelendim. Zaten nişandan önceydi bunların hepsi. Özür dilerim. Senin gibi bir uyuza acımayacaksın aslında ama şeytan diyor ki... Narin, Narin sakın. Bak kimsenin bilmemesi lazım bunu. Ne olur bak sen beni seversin. Ablam üzülür. Bak Fırat'ı kaybederim. Ne olur. Bak sen artık şunu kafana iyice sok. Eğer senin sevgilinle aranı bozmak isteseydim gider Fırat'a her şeyi anlatırdım. Ne düşünürdü acaba kıskançlıktan dedektifler tutup peşime taktığını öğrenseydi? Canını okurdu senin. Öt şimdi. Öt. Şadiye'nin başına bir şey gelmiş olabilir. Ne biliyorsun Şadiye ile ilgili? Öteceksin, anlatacaksın bana her şeyi. Ne biliyorsan teker teker anlatacaksın hepsini. Yok, yok ya, olur mu öyle şey? Ben bilmiyorum, benim Şadiye'nin varlığından bile haberim yoktu ya. Ben bütün ailen öldü zannediyordum. Ha, anladım. Ailemi benim öldürdüğümü düşündün yani, değil mi? Ağzının suları akmıştır herhalde. Şadiye ortaya çıkınca da çok üzüldün, değil mi? Ya sen ne biçim bir yaratıksın be? Ne biçim bir yaratıksın sen? Şimdi de onu koz olarak kullanacaksın. Kardeşimi kullanacaksın, değil mi? Boşuna sevinme. Hiç kimsenin lafıyla, dedikodusuyla kimse yargılanmaz cinayetten. Tamam mı gerizekalı? Tamam. Özür dilerim. Dönelim mi artık? Bana bakar bak. Benimle veya ailemle uğraşmaya kalkarsan yemin ederim seni de o dedektifte alırım. Fırat'la Deniz'in karşısına oturturum. Tek tek itiraf ettiririm her şeyi. Sonra da gider sana dava açarım. Hayatının sonuna kadar süründürürüm seni. Anladın mı beni?
Tamam. Tamam, söz veriyorum sana, söz veriyorum. Ama ne olur dönelim artık. Bak, kuşkulanacaklar. Ne diyeceğiz millete? Ha? Yürü. Bin arabaya. Markete gideceğiz daha. Buyurun, içeride Deniz Hanım. Hoş geldiniz Irmak Hanım. Hoş bulduk. Döndüm ben de işte dün gece. Servet Bey, hoş geldiniz. Ne güzel çiçekler. Galina çok teşekkür ediyor okul konusundaki yardımlarınız için. Ayrıca ben de teşekkür ediyorum. Hiç gerek yoktu. Al suya koyacağım. Buyurun. Ben kaçtım. İyi günler. Akşama geç kalma canım, tamam? Tamam canım. Buyurun. Gözünüz aydın. Ay vallahi sormayın. Uçtum Sevinç'ten herhalde. Buradan yeni bir iş teklifi almış. Ama maşallah nazar değmesin, bir şey olacak diye çok korkuyorum. Burada gözümün önünde otursun o kadar istiyorum ki. Hayırlısıyla olur inşallah. Benim de iyi haberlerim var. Şadiye'nin işini hallettik. Çıkıyor. Aa, çok sevindim. Narin uçmuştur havalara. Deniz Hanım. Birkaç hafta önce bu konuşmayı yapıyor olsaydık... haberim var şimdi konuştuk Narin'le derdiniz. Ne oldu? Dostluklar sınanır zaman zaman. Biraz zamana ihtiyacımız var. Aranıza kedi mi girdi? Ne içersiniz? Bir kahvenizi alırım. Tamam. Arkadaş ne olursa olsun bugün her şeyi göze alıp soracağım. Tabii ya. Narin çok kötü günler geçirdi. Ya ben Şadiye'nin çıkmasına hiç ihtimal vermiyordum. Nasıl başardınız? Bravo. Adamlar suçlarını itiraf ettiler. Biz de biraz yardımcı olduk. Narin minnettardır size. Aa yok. Yok aslında şey. Sizi azarlamıştır yöntemleriniz için. Hı? Yok, teşekkür etti. Hayret. Soracağım. Artık açıkça soracağım ya. Yazık sonuçta. Siz de bir yudum su için çölleri aşıyorsunuz. Sizin de biraz yüzünüz gülsün. Deniz Hanım. Benim sizle bir şey konuşmam lazım. Yani konuşmak zorundayım yoksa içimde patlayacak. Su kaynatacağım. Yani ben çok merak ediyorum. Acaba siz şey mi yapıyorsunuz? Hani benim Narin'e olan yakınlığımı mı kıskanıyorsunuz? O yüzden mi aranız açıldı? Bana karşı bir hissiyat mı besliyorsunuz? Zahmet Bey siz ne diyorsunuz? Ağzınızdan çıkanı sizin kulağınız duyuyor mu? Yani ne bileyim, elimden gelen bir şey varsa yardımcı olmaya çalışırım yani. İçine gireyim ben. Ben ne yapayım ben? Ben yok olayım. Ay rezil oldum, yok olayım ben. Ay. 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 Ay rezil oldum. Ben gideyim o zaman ya. Kolay gelsin. Allah Allah. Vay benim kafamı kessinler. Vay benim dilimi kesin. Benim ağzıma. Sen hemen içeri git. Servet bedeli oldu. Çok üzgünüm. Bir şey oldu. Ya
Abicim sen böylesine bir lafı, böylesine hanımefendi bir kadına nasıl söylersin abicim ya? Ya abicim adettendir yani. Karşında bir bayan böyle anadan yürüyen cıbıl cıbıldak soyunsa... ...benle ilgili bir arzınız mı var falan denmez abi. Ne diyecek kadın? Ne diyecek yani? Ha, olur mu yanlış anladınız falan filan diyecek. Ne diyecek abi? Allah Allah ya. Ne bileyim ben ya. Müneccin şey mi yedim? Her konuda açıklar, bu konuda da açık olurlar diye düşündüm. Açık açık sordum. Yani evet deseydi diyecektim ki benden... ...ya benden sana yar olmaz. Benden bir cacık olmaz. Ben sana karşı boşum diyecektim. Ne yapsak, çiçek falan mı alsak ya? Yok abi ya, ne çiçeği, çiçekle falan sen kurtaramazsın hayatta. En azından mücevher alacaksın bir tane. Bir tane bilezik yaptıracağız, gerekirse taşlı falan. İçine de özür dilerim falan yazdıracaksın. Ya içine mektup yazılmış mücevher mi olur oğlum ya? Abicim, sen şimdi kendi sevdanı kapalı kutular içinde yaşadığın için senelerdir... ...hani böyle savaş bittikten sonra ormanda mahsur kalan... ...savaşın bittiğini anlamayan, sonra da gerçek hayatınla arasında böyle... ...uyum travması yaşayan Japon askerlerine döndün sen yani. Sen bana taş kafalı Japon askeri mi diyorsun lan? Yok abi hani benim bahsettiğim Japon askeri tamamen... Aplandın mı oğlum sen? Abi ben Japon askerini o manada kullanmadım biliyorsun. Kes lan! Şey yapmamız lazım. Bu kızın beni affetmesi lazım. Şeyle bir denesek abi hani en azından. Bir mesaj falan yazsak. Hiç aklıma gelmemişti ya. Ya yemin ediyorum hiç aklıma gelmemişti. Hani çok zekice ya. Al. Al yaz. Kıymetli Deniz Hanım hanımefendi. Size karşı yaptığım dozoluktan dolayı... Ali abi, Narin Hanım geldi. Sermet abi dışarı istiyor. İçeri girmeyecekmiş. Şimdi kuyruklu bela geldi tabii. Aradı Deniz Hanım Narin Hanım'ı. Tam da gelecek dakikasını buldu ya. Yok, bitireceğim bu işi ben. Bu Narin meselesini bitireceğim. Bu sefer yaptın yaptın Ali. Geldiniz mi? Ben akşam döneceğini sanıyordum. Nereden geliyorsun sen bu saatte? Sana ne ablacığım? Annem misin? Yoksa 7 yaşında mıyım ben hala? Ben sana söyleyeyim nereden geldiğini Nalan. Bize biraz izin verir misin? Git evinde uyu. İyi olur. Haberleşiriz daha. Tamam. Toparlanınca ararsın. Can'ın atölyesinden geliyor Narinciğim. Sallana sallana çıktı biraz önce oradan. Geceyi birlikte geçirmişler. Ben de kapıyı yumrukluyorum. Niye açmıyorlar acaba diye. Ne? Ya. Ne Şadiye Hanım? Kimse ortalarda yokken fırsatını iyi kullanabildin mi? Fırsattan güzel faydalanabildin mi ha? Sen nasıl bir pisliksin ya? Ne yapmaya çalışıyorsun ha? Allah'ın gerizekalısı! Şu evi çek, kırarım bunu birkaç yerinden, yerden toplarsın. Denesene bir, ha? Denesene! Gebertirim seni. Pis fırsatçı! Ya benim fırsata falan ihtiyacım yok be! Adam çoktan ipini koparmış gitmiş zaten. Sen hala uyuyor musun? Ya Deniz, Şadiye ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Durun ya. Bırak ya. Geberteceğim şunu. Aşağılık Deniz! Yaratık! Sen git sevgilini gebert. Ama unutmuşum, yine bir fırsatını bulur affedersin onu değil mi? Tepene çıkar. Bu bir s***
suçu yok yani, öyle mi? Ben öyle bir şey söylemek istemedim ama sen git sevgilinle hallet kuzuru, tamam mı? Nasıl olsa seni uyutacak bir yolunu bulur yine. Uzun bir süre yüzünü görmek istemiyorum Nari. Ne diyeyim be? Ha, ne diyeyim? Neler yaşadık biz şu kızla? Neler atlattık? Yıllarca sınandı arkadaşlığımız. Ne fırtınalardan geçti? Yıllardır inşa ettiğimiz şeyi 5 dakikada yerle bir ettin. Bravo sana Şadiye. Tebrik ederim seni. Sen çok kötü bir insan olmuşsun Şadiye. Çok kötü. Nasıl yaparsın bunu ya? Nasıl yaparsın? O adamın koynuna nasıl gidip girersin? Deniz'in sevgilisi olduğunu bile bile. Orada ne oldun, nereden biliyorsun abla? Orada mıydın? Gözünde mi gördün? Görmüş işte kız. Şahit olmuş her şeye. Anlattı ya. Daha ne göreceğim? Daha ne göreceğim? Allah seni kahretmesin. Kendini soktuğun duruma bak ya. Kendini düşürdüğün duruma bak. Herkesin benimle ilgili bir kanaati var zaten. Ben boşuna konuşmuyordum. Şadiye. Şadiye. Buraya kadarmış abla. Eskiden birbirimizin uzaktan uzağa varlığını bilirken daha iyiydik. Şimdi sen yoluna, ben yoluma. Kimseye de benim yüzümden aranı bozma. Madem huzur istiyorsun, gel seni bugün huzurlu bir öğlen yemeğini çıkartayım. Yok yok, biz Şadiye ile biraz atıştık Atıf. Oturup konuşmamız lazım. Peki başka zaman? Asıl canı bir yerlere götürelim akşam. Kafası dağılsın, olmaz mı? Deneriz. Selam, görüşürüz. Bay bay. İyi. Saçların ne kadar güzel olmuş böyle diz. Melek mi? Melek de kim? Melek? Şadiye. Ay Melek, sensin. Şadiye. Değişmemişsin. Sen de. Ya sen ne arıyorsun burada? Ya biz kızlarla böyle dolaşalım, hava alalım falan dedik. Tesadüfen seni gördük, şansa bak. Sen ne yapıyorsun? Burada mı oturuyorsun? Evet. Ablamla. Ne güzel. Abla kardeş sonunda buluştunuz demek. Şadiye, ben seni çok merak ettim öyle ortadan yok olunca. Neyse ya, sen ablamla tanışmadın değil mi? Yok. Gelseniz hadi. Ya senin kızlara? Hı. Büyük Gizem, küçük Simge. Kızlar hadi bir merhaba deyin Şadiye ablanıza. Merhaba. 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 Merhaba, hadi gelin.
Abla. Kimi buldum bak. Narin ablam. Bu da Melek. Yastığından abimin arkadaşı. Öyle mi? Merhaba, memnun oldum. Hiç karşılaşmadık sanırım daha önce. Yok, karşılaşmadık. Ama sizden o kadar çok bahsedildi ki çok iyi tanıyorum sizi. Umarım iyi bahsedilmiştir. Kızlar, film açayım mı size? Alır. Alır. Hadi gel. Siz nereden tanışıyordunuz abimle? Bacağından yaralandığında hastanede tanışmıştık. O zamanlar hemşire olarak çalışıyordum. Bıraktın mı hemşireliği? Mehmet'e şey olduktan sonra... Ya sen de ortadan kaybolduktan sonra ben... bir doktorla evlendim. Sonra çok kötü oldum. Doğru düzgün çalışamaz hale geldim. Hatta rapor falan aldım. İşte evlendikten sonra ard arda kızlar geldi. Falan derken böyle... 2 yıl kadar önce falan da işte babalarını trafik kazasına kaybettik. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.